Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün meşhur, beklenen kar satışı geldi arkadaşlar Borsa İstanbul'a. Her zaman dedik, kar satışı mı, düzeltme mi, trend değişikliği mi? Ben bir trend değişikliği olmayacağını bundan 10 video önce sizlere izah etmiştim. Bu kadar yüksek enflasyonlu, bu kadar yatırımcının çaresiz bırakıldığı bir ekonomik sistem içerisinde borsa tek alternatiftir. TL'de kalan arkadaşlar için ise kar satışlarının, düzeltmelerin kendi risk algılarına göre belli noktalardan maliyetlenmeler açısından uygun yerler olduğunu, ancak bugün sabah tweetimde beklememiz gerektiğini, bugün ise herhangi bir yeni maliyet açmamamız gerektiğini söylemiştim. Peki bu nedir Selçuk Bey? Bence şöyle baktığımda arkadaşlar 3'ler 4'ler görüyorum. Bu arkadaşlara ben bunu bir kar satışı olarak yorumluyorum. Bu bir kar satışıdır. Çok da sağlıklı bir durumdur. Çok da sağlıklı bir şey. Herhangi bir sorun yok. 21 günlük hareketli ortalamanın altına geldik mi? Evet, 2 saatlikte geldik. Ancak trend neydi? Sabah ben sizlere şurada göstermiştim. Trend 4913'ten geçiyor. Al trendi, yani trendi koruyor. 4913'e iğneyi attık. Oradan sonra kapanışla beraber yeniden yükseldik. Artık bu noktadan sonra, yani bu kar satışından sonra, bu önümüzdeki hafta bir %5 daha bir satış olursa arkadaşlar, bu bir düzeltme hareketi olur %10'a kadar. Ancak bunun devamında tekrar bir daha %5 satış gelirse bu bir trend değişikliğini işaret eder. Yani %10'un üzerindeki bir satış trend değişikliğini işaret eder. Bu da sağlıksız olur. Ancak %5 son derece sağlıklıdır. Önümüzdeki hafta bir daha %5 yapar mı yapmaz mı onu bilemiyorum. Artık burada, bu noktalarda maliyet açıp açmamak sizin kendi risk algınızın sorumluluğundadır. Sabah sizlere demiştim, TL'ye bir kısım miktar durabilir. Ha, ben ne yaptım? Ben zaten önceden açmış olduğum Akbank pozisyonlarımı dün kapatmıştım. Elimde belli bir miktar TL vardı. O TL'nin altında da yineden Akbank aşağıya doğru gelirse yine o pozisyonlarımı da kapatır demiştim. Tabii ki şu an gene TL biraz var. Hisse sayımızı arttırdık kapanışla beraber. Kapanıştan bir 15-20 dakika önce. Ki Akbank'a baktığımda Akbank sanırım 70-65 lira kadar geldi. Evet, 16-65 lira. En son hisse maliyetli yeni hisse pozisyonumu kapattığım yerde 16.68 olmuş arkadaşlar. Sonra 16.86'yı da kapatmış. Yani şu an ben ne yaptım? TL pozisyonumu biraz azalttım. Bir %5 daha düşüş olabilir. Bu artık bunlar sizin kendi risk aldığınız. Ancak trend bozuldu mu? Hayır, trend bozulmadı. Göreceğiz bunu teknik analizde. Hatta önce teknik analizi görelim. Yani grafiklerimizi görelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Borsa İstanbul'a baktığımızda, şimdi şu 4997 şu bara ne demiştik? Biz şu bar Fed barı. Fed rallisiyle beraber bu Fed açıklamasıyla tak diye yukarıya doğru açtık. Ancak normalde teknik analiz ne der arkadaşlar? Teknik analiz 2 saat veya 4 saat bir direncin, bir desteğin üzerinde kaldığı zaman orası destek olarak çalışır. Yani şuraya bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bar kalmış hatta burada. Şimdi palavurda ne yaptı? 4.997'yi burada bir direnç olarak gösterdi. Biz ki şunlar, bakın şu 2 saatlikleri görüyor musunuz? Bunların her biri bunun bir direnç olduğunu gösteriyor. Ancak burada bir haber akışı oldu. Bununla beraber yukarı doğru çıktık. Halbuki şu barları takip eden bir insan bunun destek olarak çalışması gerektiğini söyler. Ancak ne oldu? Özellikle öğlen vakitlerinde bu aslında yukarıya doğru gidiyordu. Yukarıya doğru bir şuradan açıldık. Yukarıya doğru açıldık. Ancak ondan sonra öğleden sonra saat 12 gibi tekrar aşağı doğru geldik. 4.497'yi kırıyoruz dedik. Burada 21 günlük 2 saatlik 21 bar, 2 saatlik bar ortalamasını kırdık. Ve aşağıya gördüğünüz gibi çok ciddi bir şey attık arkadaşlar. Ne attık? İğne attık. Görüyor musunuz? Yani eğer bu iğne bunun altına devam etseydi şurada bir sat sinyali çıkardı. Sat sinyali çıkarsa arkadaşlar ne olur? Şimdi tabii ki o zaman aşağıya bakacağız. 4573 var aşağıda. Görüyor musunuz? 4000. Ancak tabii şakkadanak böyle, eğer burada bir sat sinyali olsaydı 4573'e gelir mi? Hayır, şakkadanak gelmez. Burada yatay destekler var. Bakın şurada yatay bir destek var. Hatta şuradan bir yatay destek alabilirsiniz. Şurası bir yatay destektir. Şurası bir yatay destektir. Buralardan girip buralardan yeniden yukarıya doğru da gidebilir. Yani bu hemen böyle şakkadanak 4500 lira falan gelmez arkadaşlar. Yani hatta şu aşağılara doğru ben çizmişim bazı yatay destekleri. Ancak şu an şöyle baktığımızda, yani bir teknik olarak böyle çok bir sıkıntılı bir durum değil. Şunu şu noktaya kadar gelip de aşağıda kırmamamızda haftalık kapanış açısından ben biraz pozitif görüyorum. Ancak bundan sonra artık maliyetlenip maliyetlenmeme olayları tamamen sizin kendi inisiyatifinize kalmış bir durumdur.
Değerli arkadaşlar, şimdi borsada özellikle ben burada bazı notlar aldım. Yani Selçuk Bey, siz trade ediyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz filan deniyor ama bazı tecrübelerimizi biz buradan anlatmaya çalışıyoruz, ancak anlayan artık ekranlardan ne kadar anlattığımıza kadar. Yani en önemli şey nedir arkadaşlar? Borsa İstanbul'da kendinizi hedge etmektir. Hedge etmek nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hedge etmek kendinizi garantiye almaktır. Yani öyle ki şimdi yapmış olduğunuz hareketlerle, almış olduğunuz hisse pozisyonlarıyla, içinde kalındığınız nakit ve TL ve hisse pozisyonlarıyla kendinizi hedge etmeniz lazım. Sürekli olarak. Çünkü niye? Borsanın yukarı veya aşağı gideceğini kimse bilemez. E bazıları da yukarıda doji vardı da Selçuk Bey ondan dolayı o zaman bütün mal mülkünü satsaydın, bekleseydin, alsaydın. Yani teknik analiz %100 doğru olmaz. %100 doğru olacak diye de bir şey yok. Yani önemli olan hedge etmektir. Hedge nedir arkadaşlar? Arkadaşlar benim elimde belli bir miktar hisse var, belli bir miktar TL var. Şimdi ben işin açıkçası Akbank pozisyonlarımı kapattım. Ha bunun altına Akbank gelirse artık elimdeki TL'lerle de almaya başlayabilirim. Yani bunun altına gelme. Ya bir kar satışı, bir %5 satış daha olursa. Ya bunun gibi yani buradan yukarı gidebilirim. O zaman elimde hisseler var. İşte bu sisteme kendinizi hedge etmektir. Her bir şekilde kendinizi hedge etmek en önemli şeydir arkadaşlar. En önemli şey hissenizi tanımanız lazım arkadaşlar. Yani böyle daldan dala atlamamanız gerekiyor. Ben de mesela şu an Akbank'ın dışında herhangi bir tahtaya gitsem sudan çıkmış balık gibi olurum ve paniklerim. Paniklerim çünkü desteklerini bilemem, dirençlerini bilemem, faaliyet raporlarını bilemem, bilançosunu bilemem, karlarını bilemem, şirketin vizyonunu bilemem. Ama 500 tane şirketi de öğrenmeye kalkarsanız da bu da çok zor. Yani gerçekten bu tamamen bir tesadüf olur. Veya birisine muhtaç olmanız gerekir. Yani bence iki elin parmaklarının sayısını geçmeyecek derecede hisse bilmeniz ve bunları takip etmeniz bence yeterlidir. Çünkü profesyonel değilsiniz. Başka profesyonelliğiniz var. Aklınız kafanız gider yani. Ve takip edemezsiniz ve kumar oynamaya döner iş. Arkadaşlar sabırlı olmak. Sabırlı olmak, sabırlı olmak. Diyorum ya. Ya ben bile mesela şimdi Akbank'ta 17.80'de 17.70'de sattıklarımı 17.40'da 17.30'da yerine koydum. E sabırlı olsaydın 16.80'de koysaydın. Bilmiyorsun 16.40'dan sonra yukarıya da gidebilir. Öyle onu defalarca da yaptı. 17.80'e geldi. 17.40 17.40'dan sonra tekrar 17.80 yaptı. Yani ben ne yapıyorum? Ben trade'imde anladım. Benim maliyetim zaten eksi diyorum. Arkadaş 17.80'den satsam 17.40'dan alırım. Oradan bir 40 kuruş kazanayım. Mesela 20.000 not sattıysam 40 kuruş. 8.000 TL. Ama 16.80'e gelir mi bilmiyorum. Ama geldi. 16.80'dir 16.65'e geldi. Diyorum ya. Yani sabırlı olmak, sabırlılık bir erdemdir borsada. Bazen bunu bizim gibi tecrübeli profesyonel insanlar bile yapamayabiliyor. Ancak bu çok önemli erdemdir. Bir de arkadaşlar risk algınız. Diyoruz ya hani sizin en önemli şeyiniz risk algınız nedir? Risk algınız nedir? Şimdi risk algınız bir ihtiyacınız olmayan parayla giriyorsunuz. Ya bugün diyelim ki siz ben 5 yıllığını Akbank aldım. Arkadaş o zaman gel 16.65'den al. 16.65'den alsan 5 yıl sonra kesinlikle 16.65'in üstünde olacaktır. Belki 15.50 olur, 15.40 olur bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama bunlar senin için önemli olmaması lazım. Bu çok geniş bir risk algısıdır. Mesela düne kadar yani o malum hissede Sasa Polyester'di arkadaşlar. Yani bir sürü arkadaş 2038 hedefleri veriyordu, 2048 hedefler veriyordu filan. Niye? Hisse yükseliyor çünkü. Hisse yükselirken bir şey yok. 2038'ler. Ve öyle bir imece usulü 2038'i savunuyorlardı ki hiçbir problem yoktu. Ama hisse ne zaman düşmeye başladı? Yani öküz öldü, ortaklık bitti. Şimdi Sasa hashtagine girdiğiniz zaman ortalıkta üstat müstat yok. Herkes birbirine girmiş durumda. Niye? Hani 2038? Hani 2048? Olmadı değil mi? Bu sefer ne oldu? Kimse 2038 filan yok. Kim böyle kimse kala deniyor. Ya o zaman ben şunu anlatmaya çalışıyordum. Benim istediğim şuydu. 25 milyar dolarlık yatırım yapılıyor. Kabul 25 milyar dolar arkadaşlar çarpı 18.63'ten 465 milyar TL varlık demektir. 465 milyar TL varlık. Yatırım yapılıyorsa, yatırım yapılmışsa bu 465 milyar TL varlık bilançoda toplam varlıklarda nerede? Toplam varlıkları nedir? Açın bakın bu gizli bir şey değil ki. Sasa'ya bakın toplam varlıkları kaç milyar TL? Onların durumuna göre mevcut yatırımlar artı 465 milyar TL bir yatırım olması lazım. E bu var mı? Bunu sormaya çalışıyoruz. Bunu sormaya çalıştığımız zaman vatan haini oluyoruz. Şeklinde. Arkadaşlar o zaman diyorum ya sizin o risk aldığınız genişse bunları itibar etmeyeceksiniz. Bakmayacaksınız. İlgilenmeyeceksiniz. O yüzden arkadaşlar diyorum ya bizim borsada başarılı olabilmek için çok da fazla lafı uzatmak istemiyorum. Şimdi benim bir akvaryum hobim vardır arkadaşlar. Ben tropikal balık yetiştiririm. Tropikal balıklarla uğraşıyorum ve yetiştirmediğim tropikal balık kalmamıştır. Hatta bir böyle amatör bir dükkanım vardı. Onun içinde böyle 15 ton yakın kapasitem vardı benim.
Yani Güney Amerika çiftliklerinden Afrika çiftliklerine, Güneydoğu Asya, Hindistan, tatlı su, tuzlu su balıklarına kadar her tür balıkla ilgili ürettim, büyüttüm ve geliştirdim ve sattım bunları arkadaşlar. Buradaki hata şudur. Bir insan akvaryum hobisiyle ilgilenirken hemen gelir balık alır. Halbuki balık almak en son iştir. En son iş arkadaşlar. Siz önce akvaryumun yerini hazırlayacaksınız. Bulabildiğiniz en büyük akvaryum yapmaya çalışacaksınız. Çünkü biyolojik dengeyi en büyük akvaryumda kurabilirsiniz. Küçük akvaryumda biyolojik denge çok çabuk bozulur. Akvaryum ne kadar büyükse bakım o kadar kolay olur. Bu birinci kural. Mesela bunu bilmiyor adam. Gider küçük akvaryum alır. Küçük akvaryum içinde bir sürü balığı tıkar. Bu da yanlış. Aslında en ideal birebir ölçektir. Yani siz 50 litre akvaryum alıyorsanız 50 litre filtrasyon almanız lazım. 100 litre akvaryum alıyorsanız 100 litre filtrasyon yapmanız lazım. Ama genelde hep akvaryumu büyük yapmaya çalışırız, filtrasyonu küçük yapmaya çalışırız. Bu bir hatadır. Yani filtrasyon olmadığı zaman balık ölür. Fakat akvaryumcuya gittiğimizde bu bir ticari pazarlamadır. Balıklar çok renkleri, çok var ve bütün balıklardan almak istersiniz. Hep balığı almak istersiniz. Belki o balık o balıkla yaşamıyor. Belki o balık o balıkla uygun değil. Ne olur o balıkları koyarsanız akvaryum dar, filtrasyon küçük, balıklar kalabalık ve balıklar biri Afrika çikliti, öbürü Güneydoğu Amerika çikliti, öbürü Asya çikliti. Bunlar bir dar bir alanda karşılaştığı zaman birbirlerine vur Allah vur sabaha kadar sabahleyin bir bakarsınız akvaryumunuz balık mezarlığına dönmüş. Ne olur? Sonra dersiniz ki ben bu akvaryum içinden sıkıldım arkadaş, bu balıkları ben yetiştiremiyorum dersiniz. İşte bu hikayeyi niye anlattım ben? Bu hikayeyi aynen borsada gibi. Borsada biz hemen zengin olmanın derdini düşürürüz. Hemen zengin olalım, yükselelim hayalini kuruyoruz. Arkadaş bir sakin ol ya. Ve hemen ben teknik analiz öğreneyim. Bugün attım ben tweet'i. Yani söyledim üstadların isimlerini. Bunları ben kendim öğrendim. Ama teknik analiz sizin öğrenmeniz gereken en son noktadır. Yani hisse almadan önceki biz önceki aşamadır. Hani akvaryumcuya gidiyorsunuz, balıklar, hobisi, balıkları seçiyorsunuz ya. Balık almak işin en son aşamasıdır. Sen önce yerini hazırlayacaksın. Yerini hazırladıktan sonra akvaryumunu kuracaksın. Akvaryumunu kurduktan sonra onun filtrasyonunu yapacaksın. Filtrasyonu yaptıktan sonra suyunu ve akvaryumunu hazırlayacaksın. Suyunu hazırladıktan sonra onun biyolojik dengesini oturtacaksın. Bir hafta su sirküle edecek, biyolojik denge oturacak. Ondan sonra en son gidip balığı alacaksın. En keyifli işti. Ama sen en başta bunu yaparsan, en başta gidip hiçbir şey bilmeden hisse al. Ben evimi sattım, arabamı sattım, arsamı sattım, gittim şu hisseyi aldım dersen sonu hüsran olur. O hisse sana zarar ettirir. Diyorum ya, en sonda yapmamız gereken işi en başta yapıyoruz. En başta yapmamız gereken işi en sonda yapıyoruz. Peki Selçuk Bey, borsada zarar etmemek için ne yapmamız lazım? Arkadaşlar, borsada zarar etmemek için öncelikle makroekonomiyi bilmeniz lazım. Yani makroekonomik konjüktür. Faiz nedir? Faiz artışları nedir? Fed nedir? Fed ne yapıyor? Amerikan doları nedir? Tahvil faizleri nedir? VIX korku endeksi nedir? Tahviller nedir? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri arttırıyor mu, indiriyor mu? Global ölçekteki faizler, enflasyon, dezenflasyon, stagflasyon, resesyon bunlar nedir? Bunlar dünya global ölçekteki konjüktürdeki sizin öncelikle hangi borsada sektörlere fokuslanmanız gerektiğini onu gösterir. Mesela altınla ilgili ben hiç konuşmuyordum. Şimdi konuşuyorum altınla ilgili. Çünkü neden? Çünkü faiz artırılan bir yerde altının onsu düşer. 1900 dolarlardan 3000 dolarlara, 2000 dolarlardan 2500 dolarlara hedefler veren üstadlar, hocalar vardı. Ya arkadaş ben şaşırıyordum. Acaba ben mi yanlış biliyorum? Ama benim tecrübelerime göre Amerika faiz arttırdığı yerde onsu düşer. Bu düşer. Amerika bam 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 faiz arttırdığında ben altına elimi sürmedim. 1900 dolar, 1800 dolar, 1700 dolar, 1600 dolarlara kadar geldi. Peki altın 900 dolardan 2000 dolara niye geldi? Çünkü QE programı açıklandı. Tahvil alım programı açıklandı. Amerika'da Fed bütün şirketlerin tahvillerini aldı, dolar verdi onlara. Dolar bolluğu olunca emtia fırladı yukarıya. Yani 9 doların 2000 dolara geldi. Ondan sonra Amerika ben faizi arttırıyorum dedi. Arkadaş faiz arttırıyorum, parayı bana geri getirin. Para ona gidince dolardan çıktı, coin'den çıktı, kahveden çıktı, alüminyumdan çıktı, demirden çıktı, çelikten çıktı, onsundan, tonundan dolar çıktı. Washington'a geri gitti. Şimdi de diyorum ki arkadaş 2023'te faiz indirimleri olabilir. İşte buradan makroekonomik konjüktürü anlayacaksınız. Resesyon nedir? Stagflasyon nedir? Alay etmeyeceksin. Stagflasyon, stagflasyon nedir? Resesyon. İşte öğreniyorsun. Öğreniyorsun. Stagflasyon, resesyonu öğreniyorsun. Nasıl? Zarar ederek. Bu makroekonomik konjüktürü önce anlayacaksın. Önce ileri vadeli borsada hangi sektör olduğunu anlayacaksın. Hangi sektör olduğunu anladın. Hangi sektör yatırım yapacağına karar verdin. Önümüzde 3 ya da 4 yıl süre içerisinde. Ha, ondan sonra temel analize bakacaksın. Şurada şu yatırım yapıyor, burada bu yatırım yapıyor, orada bunlara geç. Bilançoya bakacaksın. Yapılan yatırımlar bilançoda toplam varlıklar bölümünde vardır. Başta bu videonun konuşmasındaki baştaki konuşmaya geldik.
25 milyar dolar yatırım yapıyorsa 470 milyar TL'lik mal varlığının olması lazım. Ama borçla, ama krediyle, ama bilmem neyle. Sonuçta o 470 milyar TL mal varlığı bilançoda nerede? Toplam varlıklar bölümünde nerede? Nerede arkadaş? Nerede ya? 25 milyar dolarlık yatırım saklanabilir mi? Kağıt üzerinde oynanabilir mi? Toplam varlıklara bakın. Temel analize bakın. Ondan sonra temel analiz. Bu şirketin borcu nedir? Varlığını. Tamam. Temel analizi geçtik. Temel analizi geçtikten sonra değerli arkadaşlar. Yani onun net karlılığına, net faaliyet karına bakacaksınız. Yabancı dolar durumuna bakacaksınız. Hasılatına bakacaksınız. Ha, ondan sonraki aşama siz hisseye karar verdiniz. Temelini sağlam buldunuz. Makroekonomik konjonktürler bunu içerdi. Ha, ondan sonra hissenin fiyatına bakacaksınız. Siz bir bunlara değer biçiyorsunuz. Değer biçtiniz ama değer ayrı bir şey. Ama siz sen değere yatırım yapıyorsun. Ama fiyat ayrı bir şey. Ucuz fiyattan almaya çalışacaksın. İşte ucuz fiyattan almak için de arkadaşlar teknik analize bakacaksın. Bir şeyin altında kalmış mı? Bir şeyle bir şey kesince onun altında kalmış mı? Trendin altında mı? Trend nedir? Trendi takip edip. Ha, ondan sonra ucuz fiyattan da aldığın zaman üzerine çökeceksin. Teknik analiz bileceksin. O noktada alacak. Ondan sonra kulaklarını tıkacaksın. Yok efendim batıyormuş da iflas ediyormuş da. Peki biz ne yapıyoruz? Biz en önce teknik analiz öğreniyoruz. En önce hisse almaya bakıyoruz. Diyorum ya bunun aşamaları var. Aşamaları halletmeden girerseniz zarar edersiniz. Ha bir insan bunların hepsini bilebilir mi? Bunların hepsini bilemez ama kendine yetecek kadarını bilirsin. Diyorum ya 21 yıllık tecrübeyi burada anlatıyorum. Ben banka aldığım zaman şimdi samimi olun. Burada herkes bana yani kahkahalarla gülmüştü. Banka alınır mı? Banka alınır mı? Şimdi enflasyon, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Şimdi düşünün hadi bu da size ödev olsun. Düşünün dezenflasyon sürecinde neler olur? Dezenflasyon olacak. Çok hızlı enflasyon geri çekilecek. Buralarda neler olur? Peki o trene bindin mi binmedin. Şimdi ne oluyor? Benim için banka hissesi darphane oluyor. Senin için maliyet 17 oluyor. 15 olursa ne olacak? 15'ten 17'ye 3 ayda gitse yandım anam yandım. Değil mi? Yani bugün ne dedim? Bir sohbet odasına katıldım arkadaşlar. Parabolik yükselişlerin parabolik düşüşleri olur. Şunu da o köşede yayınlayayım. Parabolik yükselişi de öğrenin arkadaşlar. Dediğim gibi bir insan 20-21 yıllık tecrübeye sahipse o insan tecrübesiyle alay etmemek lazım. İşte 26 liralarda 27 liralarda Vestel incelemiştim. Vestel'le çok fazla konuştuk. 24'e düştü yok peruklu dendi bir şey dendi falan. O adam peruk mu takıyor takmıyor mu onu da bilmiyorum. 23'e düştü falan. Arkadaş tamam 26'da analiz ettik de 23'e düştü. Ya olur ya 26'da analiz ettik. Ucuzdur 24 olur 25 olur 23 olur. Hatta 22-70 mi ne oldu adam hisse sattı bir şeyler oldu falan. Denmeyen kalmadı. Hisse ne oldu şimdi? 65 liralara gitti Vestel. Yani biz ne diyoruz arkadaşlar? Kaliteli hisseler, XU30 hisselerden. Yani ucuz olanı al. Bekle ya 9 ay, 6 ay bekle. 6 ay. Ya bu boyacı küpü değil ki. Ya bu hisse ucuz ondan sonra ertesi gün sabah %10 gidecek değil ki. Değil mi? Yani birçok hisse inceledik o şekilde. Ve arkadaşlar Kortsa mesela. Kortsa'yı 40 lirada inceledik. O gitmedi. 1-2 ay gitmedi Kortsa. Diyemediğimiz laf kalmadı ama ondan sonra ne oldu nereye gitti? O zaman da cesurmuşum yani. SPK'ya karşı inceliyorum ve ucuz falan diyorum yani. Şimdi artık öyle bir şeyler demiyorum arkadaşlar. Çünkü artık yoruldum. Yoruluyor insan. Ama sizler de gün gelecek o tecrübeye sahip olacaksınız. Ve diyeceksiniz ki arkadaşlar. Bir Selçuk abi vardı. Finans Sohbet veya Selçuk kardeşim vardı. Benden büyük insanlar da seyrediyor olabilir. Finans Sohbet. Ya o gitti 0.40 dolardan banka aldı. O zaman biz ona demediğimizi bırakmadık. Vay anasını ya. Ne kadar tecrübeli bir adammış. Belki 5 yıl sonra, belki 4 yıl sonra bunu diyeceksiniz bana. Ve ondan sonra diyeceksiniz ki siz de bu tecrübeyi öğreneceksiniz. Şimdi dedim ya 21'de 2 öğrendiniz. O zaman 21'de 21 öğreneceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki evet. O zaman siz de birer Finans Sohbet gibi, Selçuk Hoca gibi hoca olacaksınız. Belki o zaman gene bankalar 0.40 dolarlara düşecek. Sonra siz bu sefer bayrağı alacaksınız. Bu sefer sizler eleştiriyi göstereceksiniz. O zaman ben de tatil köyünde tatil falan yapıyor olurum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Allah'a ısmarladık.